Merhaba arkadaşlar. Atomun kuantum modelindeyiz. 11. sınıf konusunun ilk konusu ve aynı zamanda bunun birçok kuralı vardı. Bu kurallardan hepsini videolarda göreceksiniz. Bu videoda da küresel simetri özelliğinden bahsedeceğiz. Bir atomun küresel simetri özelliği. Şimdi bir kere bir atomun elektron dizilimi. Daha önceki videoda atomun elektron dizilimini yapmıştık. Şimdi küresel simetri özelliğine sahip olabilmesi için bir atomun elektron dizilimi. S2 ile P6 ile D10 ile F14 ile bitiyorsa biten orbitalin türüne bakacağım ve kaç elektron olduğuna bakacağım demek ki bitiyorsa tam küresel simetri özelliği gösteriyor. Eğer elektron dizilimi S1, P3, D5, F7 ile bitiyorsa o zaman da yarı küresel simetri özelliği gösteriyor diyeceğiz. Yani S orbitalleri en fazla 2 elektron alıyor. P orbitalleri en fazla 6 elektron d orbitalleri en fazla 10 ve f orbitalleri en fazla 14 elektron alabilir. Eğer bu elektronların hepsini alabiliyorlarsa bu durumda tam küresel simetri özelliği gösteriyorlar. Yarısını aldıklarında yani s orbitalleri 2 değil de 1 olduğunda, p orbitalleri 6 değil de 3 olduğunda, d orbitalleri de 10 değil de 5 olduğunda ya da f çok soru sorulmaz ama f orbitalleri 14 değil de 7 olduğunda da yarı küresel simetri olacak. Bunu peki nasıl karar vereceğim? Atomun elektron dizilimini yapacağım. Son orbitale bakacağım. Son orbitaldeki elektron sayısı bana küresel simetri özelliği gösterip göstermediğini söyleyecek. Bir kere küresel simetrik özelliğe sahip bir atomun ne e, özelliği olacak? Küresel simetri özelliği atoma kararlılık sağlıyor arkadaşlar. Kararlılık ne demek? Daha düşük enerjili demektir. Kimya kimyada eğer bir atom daha düşük enerjiye sahipse bu durumda daha kararlıdır diye söyleyeceğiz ve normalde elektron dizilimlerini yapıp atomların küresel simetri özelliği gösterip göstermediğini de son orbitalin elektron sayısına bakarak karar vereceğiz. Mesela burada alüminyum örneğimiz var. Alüminyumun örneğinin küresel simetri özelliği gösterip göstermediğine bakabilmek için önce elektron dizilimini yapacağız. Neydi sıramız önce 1s, 2s, 2p, 3s, 3p 4s 4p araya 3d'yi koyup elektron dizilimin yapıyorduk. s orbitalleri en fazla 2 elektron alıyordu. s orbitali en fazla 2 P'ler 6 S'ler en fazla 2 elektron alıyordu. Şimdi önce 13 protonum olduğuna göre 13 elektronum olduğunu hatırlıyorum ve diyorum ki kaç tane hakkım kaldı bir bakayım. Dikkat ederseniz burada 10 tane 12 tane yani P'ye bir tane elektron kaldı. P'de en fazla 6 alabileceği için yerleştirebiliyorum bu şey elektronu. Şimdi bunun küresel simetri özelliği gösterip göstermediğini anlamam için elektron diziliminin son orbitaline bakıyorum. Bir elektron var. P'ler en fazla 6 elektron ya da yarısı 3 elektron en fazla 6 elektron alabiliyordu. Tam küresel simetri olabilmesi için ya da 3 elektron aldığında yani yarısı kadar aldığında yarı küresel simetri özelliği gösteriyordu. Dikkat ederseniz P1 olduğuna göre o zaman bu küresel simetri özelliği göstermez ya da küresel simetrik değildir diye söylerim. Magnezyuma baktık. Yine elektron dizilimini yapıyoruz. 1s, 2s, 2p, 3s 3P araya e, 3S 3P 4S 4P araya 3D'yi koyuyorduk. Elektron dizinin böyleydi. Şimdi elektronları yerleştirirken S orbitali en fazla 2 elektron alıyordu. P'ler en fazla 6 elektron alıyordu. Kontrol ediyorum 12 protonu var 12 elektron olacak. Toplamda 10 oldu. Demek ki 2 elektron kaldı. S'lerde 2 elektron alabildiği için S'ye 2 elektronu yerleştirdim. Sonra düşündüm. En son orbital. S2 ile bitmiş. S'ler en fazla 2 elektron alabiliyordu. Böyle durumlarda küresel simetri özelliği gösteriyorlardı. O yüzden magnezyum küresel simetri özelliği gösterir diyebilirim. Devam edelim. Burada yine örneklerimiz var. Argona baktım. Önce küresel simetri özelliği gösterip göstermediğini anlayabilmem için elektron dizilimine bakmam gerekiyor. Son orbitele bakmam gerekiyor. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. 4S, 4P araya -E, 3D'yi yerleştiriyorduk. Dizilim böyleydi. S'ler en fazla 2 elektron alıyor. P'ler en fazla 6 elektron alıyor. Bir kontrol ettim. Diyorum ki 18 protonu var. 18 elektron olacak. Toplamda 10 elektron. 12 elektron. 6 hakkım kaldı. 6 elektronu P orbitalleri alabilir. Baktım dedim ki son orbitalin türü P ve P en fazla 6 elektron almış. Zaten 6 elektron aldığında hemen küresel simetri özelliği gösteriyordu. Elektron dizilimi P6 ile bittiği için bu atomun küresel simetri özelliği gösterdiğini söyleyebiliyorum. Kalsiyuma baktım. Elektron dizilimini yapıyorum. 1s, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p araya 3d'yi yerleştiriyordum. S'ler en fazla 2 elektron alacak. P'ler 6. Bakıyorum önce 20 protonu varsa 20 elektronu var dedim. Topladım üstü. Bakın burası 20 etti. Pardon 18 etti. Demek ki 2 hakkım kaldı. 2 hakkımı buraya yerleştirdim. Sonra son orbitale baktım. S2 ile bitmiş. Elektron dizilimi S2 ile bitiyorsa S'ler zaten en fazla 2 elektron alabiliyordu. Bu durumda da küresel simetri özelliği gösteriyordu. Mangan'ı açalım şimdi. 1S, 2s 2p 3s 3p 4s 4p araya 3d'yi yerleştiriyordum. S'ler en fazla 2 alabiliyordu. P'ler 6 elektron alabiliyorlardı. Yerleştirdim. Önce bir durdum. 25 protonu var. 25 elektron yerleştirmem lazım. Bakın 10 burada 20 etti. 5 tane hakkım kaldı. D'ye 5 elektron yerleştirebiliyor muyum? Evet çünkü en fazla 10 elektron alıyor. Sonra küresel simetri özelliği gösterip göstermediğine de en son orbitale bakarak karar veriyordum. D 5 yapmış. D en fazla 10 elektron alıyorsa küresel simetri özelliği gösteriyordu ya da yarısı kadar D5 oluyorsa küresel simetri özelliği gösteriyordu. Demek ki bu atomda küresel simetri özelliği gösteriyor demektir arkadaşlar. Şimdi burada bir önemli daha özelliğim var. Kural bana diyor ki yine atomun kuantum modelinde hiçbir elektron dizilimi D4 ya da D9 ile bitemez. Hiçbir elektron dizilimi D4 ya da D9 ile bitemez. Bunun sebebi arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. 5 tane D orbitali var. 5 tane D orbitalinden her birine bir elektron yerleştirdiğinde yani şöyle anlatmaya çalışacağım şimdi. Azıcık beni beklerseniz. 5 tane D orbitalim var. 5 tane kalem alıyorum sizin için. Şöyledir. D orbitallerine bakalım. 5 tane D orbitalini koydum. Bir elektron yerleştirdim. Bir elektron yerleştirdim. Bir elektron. Bir elektron. Burası boş kaldı. D4 oldu diye düşünürsen. Burası boş kaldığında atomda bir dengesizlik oluyor. Atomda diyor ki ben eğer S'den bir tane elektronu D'ye geçirirsen, yani burayı tamamlarsan D5 olduğunda, yani hepsinde birer elektron olduğunda dengemi sağlarım. Böylece daha kararlı bir şekilde, daha iyi bir şekilde hepsini eşit bir şekilde çekerim diyor. O yüzden D4 olmak yerine D5 olmayı tercih ediyor. Ya da 2 elektron koydum 2 elektron koydum 2 elektron koydum 2 elektron koydum burada bir elektron olduğunu düşünürsem yine bir dengesizlik olacak her orbitalde 2 elektron varken bunda bir elektron olması bu durumda yine S'den bir elektron D'ye gelip burayı da 2 elektron yapacak atom da D9 olmak yerine her birine 2 elektron geldiğinde d10 olduğunda dengeyi bulacak. Hepsine eşit çekim sağladığı için daha kararlı olacaktır. O yüzden atom d4 olmak yerine d5'i, d9 olmak yerine de d10'u tercih edecektir arkadaşlar. O yüzden bu kuralı hatırlayalım. Elektron dizilimi d ile bitiyorsa zaten her zaman bir sorun var demektir. O yüzden lütfen kural var mıydı diye hatırlamakta fayda var. D'lerde elektro dizilimleri D9 ya da D4 ile asla bitemiyor. Bunu başka orbital yapmıyor. P orbitalleri yapıyor mu? Hayır. S'ler hayır. Sadece D orbitallerine özgü bir kuraldır bu. Şimdi kromun elektron dizilimini yapalım. Önce sırayı yazıyorduk. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 4P, araya 3D'yi koyuyorduk. Ne kadar ihtiyacımız varsa o kadarını yazıyorum ben zaten. Siz deney, deneme yanılma yoluyla bunu bulacaksınız demiştim. S orbitalleri en fazla 2 elektron alıyor. P'ler en fazla 6 elektron alıyordu. Şöyle bir duruyorum. Buraya kadar elektronları topladım. 20 elektron, 4 elektron hakkım kaldı. 4 elektronu buraya yazdım. D'ye 4 elektron yazdım. En fazla 10 olabilir. Onu da kontrol ettim. Sonra dedim ki kural vardı elektron dizilimi asla D4 ile bitemezdi. O zaman buradaki S orbitalinden bir elektron kendiliğinden D orbitaline geçip burayı 4S1, 3D5 yapıyor. O yüzden aslında eğer elektron dizilimini yapacaksam krom için bu şekilde yapmam gerekiyor. Çünkü elektron dizilimi D4 ile bitemez kuralı vardır arkadaşlar. Atom kendiliğinden 4s2'deki elektronun bir tanesini d'ye gönderiyor. 3d5 şeklinde kendini yeniden düzenleniyor, düzenliyor ve böylece daha kararlı bir forma geçmiş oluyor. Demin anlattığım gibi arkadaşlar. Geldim bakır yazmaya. Elektron dizilimini yapıyorum yine 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. 4S, 4P araya 3D'yi yerleştiriyordum hatırlarsanız. Şimdi peki S orbitalleri en fazla 2 elektron alıyordu yazdım. S'ler 2 tane, P'ler 6 tane alıyordu. S 2 tane. Şimdi bir durdum. 29 elektron yerleştirmem lazım. Baktım buraya kadar 20 etti. 9 elektron hakkım var. D'de en fazla 10 elektron yapabildiği için buraya yazdım. Dedim ki evet alabilir bu kadar elektronu. Ama kural bana diyor ki hiçbir elektron dizilimi D9 ile bitemez. Bir elektronu s orbitalinden d'ye gönderdik 4s1 3d10 şeklinde olacaktır bakın yeni elektron dizilimi dikkat ederseniz 3d5 ile bittiği için bu atom küresel simetriktir daha da kararlı oldu 3d10 ile bittiği için bu atomda küresel simetri özelliği gösteriyor daha kararlıdır arkadaşlar bugünkü konumuz da bu kadar